Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Eylül 2024. Arıların yanındayız. Evet. Arkadaşlar. Şimdi burada bir kovanımız var. Onu açacağız birlikte. Geçen haftaki kontrolümde bu kovan şurupluktan şurubu çekmemişti. Ben de poşetle vermiştim. Şimdi poşetle bakacağız. Poşetle çekmiş mi? Çünkü şurupluktan çekmediğinde acaba arılarda bir sıkıntı mı var diye düşünmüştük. Yani neden şurupluktan çekmedi? O tarzda yorumlar da almıştım. Ben de denemek için poşetle verdim. Eğer poşeti de çekmemişse yani bu arada bir rahatsızlık olduğuna kanaat getirip ona göre araştıracağız ve gördüğünüz gibi çekmişler arkadaşlar. Çekmiş arkadaşlar. Yani arı bazen çuruklukta çekmiyor ama bakın bir önceki videomda görürsünüz. Önceki videoların birinde çuruklukta çekmemişti. Poşeti bitirmiş arkadaş. Bir hafta olmuş. Gayet güzel. 5 çıtalık bir arı. Demek ki bu arı çuruklukta almıyor. Poşetle vermeye devam edeceğiz. Kısaca bunu sizinle birlikte kontrol edelim arkadaşlar. Verdiğimiz şurup biraz koyuydu. Artık koyulaştırdım şurupları. Her hafta yarım litre, bir litre arası veriyorum. Evet. Çekmişler şurubu tamamen buraya. Dışarıdan da bir şeyler getiriyorlar. Gayet güzel. Yavru alanının ana arısını görünce beslemesini yapacağız. Evet, ana arı burada. Gördüğünüz gibi geziyor. Burada yavru alanı var. Güzel larvaya dönüşmüş. Kapanacak. Burada da kapalısı var. Ortaya yumurta atmış ana arı. Gayet güzel. Bir çıta daha çekelim. Videoyu açmışken. Yanında da bir zayıf kovan var. Burada şurubun hepsini alıyor. Ama şurupluktan mı verdim onu hatırlamıyorum. Çekmemişti. Evet, burada da yavru alanı. Ben bunlara polen desteği yaptım arkadaşlar. İki sefer, iki ya da üç sefer elle polen verdim. Güzel yavru alanı. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Eşek arısı geliyor. Büyük eşek arısı teknik var da aşırı şekilde kovanları taciz etmiyorlar. Böyle birkaç tane geliyor. Gel gel. Gelse kovanın içine atacağım vurup. Gelmiyor. Geliyor, geri gidiyor. Evet, ikinci çıtası da bu şekilde. Alt tarafı polen bakın. Burası nektar. Burada polen. Buldum ama düşmedi. Kovanın içine bir düşürsem onu parçalarlar da. Evet. Demek ki iki çıta yavrusu var. Burada yavru yok. Bu tarz kovanları genelde 4 çıtaya düşürüyorum. Buna da bir bakacağız. Gerek var mı düşürmeye? Oo, duvar çıtası çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Stoğu yerinde. Maşallah. Burayı fullemişler. Burası da yarıya kadar hemen hemen şu şekilde sırlı, altı açık. Gayet güzel. Kovan çok rahat bir şekilde bizim burada kışı atlatır. Zaten halen besliyoruz. Arkadaşlar. İki çıta da yavrusu var. Balı var. Yavru az ama olsun. Şimdi sonbaharda yağmur bir defa yağdı buralara. Biraz sonbahar püren var. Keçi boynuzu var. Onlarda da bir atak yapar bu arılar. Buna yine poşetle vermeye devam edeceğiz. Beslemeye. Çünkü geçen hafta değil bir hafta önce boş geçti bu. Yani çekmiş şurubun yarısını çekmişti. Yarıdan biraz daha fazlaydı hatta. Biz de onun isteyip çektiği şekilde verelim. Şöyle
Poşete koyuyorum. Arkadaşlar. Üstüne koyuyorum. Şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Çuvallarımızı yeniledik. Yani var daha eskiler ama yenileyeceğiz onları da. Evet arkadaşlar. Yandaki kovanı da açalım isterseniz birlikte. Onu da görürsünüz. Hemen kamerayı ayarlayalım. Onu da açalım. Bu da zayıf bir arı aslında ama baskın. Şurup murup affetmiyor. Sonuna kadar çekiyor. Bakalım en son nasıl beslemişiz. Büyük ihtimalle poşetledir. Poşet gözüküyor çünkü burada. Çekmiş. Bu üç çıta, yandaki iki çıta boş. Şurupluğu koyabilmek için. Poşetle beslediğim için. Evet, şurası sarkmış. Bunu alamamışlar arkadaşlar. Aşağı sarkmış. Yani bunu şöyle öne koyarız. Bunu da çektiririz. Aşağı inince onu görmemişler. Bu üsttekinin hepsini almışlar. Şimdi çıta boş zaten. Üç çıta bu arı. Şimdi böyle arıları ben aralıkla bulunduruyorum. Yani bahara çıkıp çıkmayacağı çıkar büyük bir ihtimalle de. Güçlü kovanlarımız 5-6 çıta, yani bize göre güçlü olan işte 5-6 çıta. Yani o tarz kovanlarımızda ola ki ani ana kayıpları olduğunda bunları değerlendirmek için. Bakın duvar çıtası maşallah. Çok güzel. Kemerli. Vallahi arkada bir şey yok. Normal çünkü zayıf bir arı yani. İki çıtalık bir arı bu. Bu böyle burada kendine geçindirecek. Bahara çıkarsa baharda güçlendiririz. Yavrusu. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da yavrusu. Güzel. Evet. Bir çıta yavru. Belki duvar çıtasında da yavrusu vardır. İyi yani benim 5 çıtalık arılarda bile 2 çıta yavru var. Bunda da 2 çıta yavru var. Şu duvar çıtası. Maşallah. Duvar çıtası da yavru arkadaşlar. Bakın burayı kapatmış. Biraz saldırgan gibi ama. Arı. Evet burada diğer çıtası. Yeni doğan arılar var. Doğmak üzere. Doğuyor arkadaşlar. Arımız burada çıkacak şimdi. Burası bunun boyalı değil. Bu arı biraz havalanıyor. Çok fazla uğraşmayalım. Güzel. Çıta yavrusu var. Güzel. Sokabilir yakalarsa. Acımaz. Çünkü bu 4 kovan açtım. Bu biraz az canlı hırçın. Evet. Anayı göremedim ama gerek yok. Günlük yumurtaları gördük. Eldemir tutukluk yapıyor. Bir yağlamak gerek herhalde. Güzel. Yani 3 çıta, 2 çıta yavru var. Gayet güzel. Da şimdi şunu bu şeyle poşetle besleyeceğiz. Şunu şöyle koyalım, çeksinler. Burada kalsın. Biz de poşetle verelim hemen. Evet arkadaşlar, Adana'da benim kovanlarımın durumları böyle. Bu yetecektir ona. Nüfusuna göre ayarlıyorum. Şimdi sıcak olduğu için çurup da vermiyoruz. Onun için az veriyoruz. Azar azar
Besleme yapıyoruz. Yoksa invert çürüp vermiş olsak tek seferde biraz daha fazla verilebilir. Evet, bu şekilde bu kovanı da kapatıyorum. Durum bu. Bu yani zayıf, hem zayıf da değil aslında. Şöyle iki çıta kapalı yavrusu var. Gayet iyi. Böyle arılardan bir iki üç tane var. Bunları ben bulunduruyorum. Ana arı sıkıntısı olduğunda bu kovanlarda değerlendiriyorum arkadaşlar. Evet, Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese arılarıyla birlikte iyi bir kış geçirmesini diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.